Şimdiye kadar sayısız dizi, film, tiyatro ve reklamda yer alan, rol aldığı her yapımda popülerliğini biraz da artıran Ezgi Mola'nın hayatı ve geçmişi en çok merak edilenler arasında. 38 yaşındaki oyuncu, 1.63 boyunda, 58 kiloda ve Koç burcu. 16 yaşından beri televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının içinde birçok yapımda yer alan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle çok geniş kesim tarafından sevilen ve takip edilen Ezgi Mola'nın hayatı ve kariyeri şimdi videomuzda. Masumlar Apartmanı. Hayatları takıntılarla dolu olan Safiye ve Gülben iki kız kardeştir. Hansa ablaları ve hasta babalarının olduğu ailesini ayakta tutmak için çabalayan bir adamdır. Zamanını iş ve ailesi arasında mekik dokuyarak geçiren Han'ın hayatı İnci ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. İnci'ye gönlünü kaptıran Han ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşmaya karar verir. Bu durum ailenin dinamiklerinin değişmesine neden olur. Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Celal ile Ceren. 30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır. Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister. Onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Hayatının çoktan daha güllük, gülistanlık olacağını sanarken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır. Başrollerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Tolgahan Gökbakar ve Şahan Gökbakar kardeşlerin yeni komedi projeleri. Patron mutlu son istiyor. Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana da sahip değildir. Patronu işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül ile tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır. Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk'la Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır. Bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir. Kocan kadar konuş, diriliş. Kıvanç Barıönü yönetmenliğinde senaryosu Kıvanç Barıönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden ne derler korkusuna meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak her genç kızın kabusu Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder. Aileler, Kocan Kadar Konuş Diriliş izleyicisiyle tıpkı ilk filmindeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikayeye vaat ediyor. Serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor. Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor. Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammed Uzuner, İsmail İncekara, Nülgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan filmin diğer oyuncularıdır. O zaman dün yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım mı? O zaman ikimize. Ay gitti dede. Ay dede mi oldu dede? Ay dede oldu ya Bekir'in. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Kuru işte, görmüyor musun? Kuru. Abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar?